İzlik Özbaş Müdürümüz Sayın Orçun Yücel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Evet, büyük bir yankı uyandırdınız İzlik'te. Sağ olun. İzlik uçağından sonra arkasından İzlik reklamları, inşallah İstanbul Boğazı'nı gezen tüm deniz otobüslerine reklamı dönecek. İnşallah. Peki bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Daha önce hiçbir siyasetçinin bile yapamadığı şeyleri, İzlik'in tanıtımının böylecene büyük. Evet, öncelikle konuşmamıza başlamadan önce İzlik'teki tüm dostlarımızın, müşterilerimizin ve hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. Tabii ki bunları herkes merak ediyor. Evet. Nasıl düşündüğümü. Akşama eve gidince mi, yatarken mi düşünüyorsun, işte çalışırken mi düşünüyorsun diye soranlar var. Ya herkes aklına geliyor ama bunları gerçekleştirmek mümkün değil gibi gözüküyor yani. Aslında, bu zamana olmadığına göre. Bunları gerçekleştirirken tabii ki ben çevremi kullanıyorum bu konuda. Daha önce tanıştığımız dostlarımızı ve gerçekten benim her zaman arkamda olan Ömer Zirekoğlu'nu, yönetim kurulu başkanımızı, ona minnettarım hayatımın sürdürdüğüm sürece. Çünkü onun da bana çok desteği var. Onun sayesinde tanıştığım kişiler. Açıkçası ben bu projelerde ilk önce düşünüyorum. İznik için ne yapabiliriz? İzni nasıl tanıtabiliriz? Nasıl bir reklam yapabiliriz? Daha nasıl geliştirebiliriz? Bunu düşündükten sonra dostlarımla paylaşıyorum. Ona Ömer Bey'den destek alıyorum. Böyle bir proje var, nasıl yapabiliriz diye. Ve hani tabiri caizse derler ya, çevremi kullanıyorum. Ben çevremi kendim için ya da işte menfaatim için değil, İznik için kullanmak istiyorum. Ve İznik için kullandığım zaman da bugüne kadar hiçbir zaman geri dönmedim. İDO müdürümüz Tolga Bey'le tanıştık ve abi kardeş olduk. Onun sayesinde bazı kişileri tanıdık. Gidiyoruz bir yerlere geziyoruz. Onların sayesinde bazı kişileri tanışıyoruz. Onlarla ahbap oluyoruz, kardeş oluyoruz. İşte bunların hepsi İznik'e bir şekilde dönüyor. Yaşadığım bu topraklara çok şey borçluyum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada ekmek yiyorum. Herkes dostumuz oldu, ahbabımız oldu. Yani hepimiz İznik'liyiz. İznik için bir şeyler yapmak tabii ki bizim de boynumuzun borcu diye düşünüyorum. O yüzden İznik için bir şeyler gerçekleştirmek ve geliştirmek istiyorum ve Allah bana uzun ömür verirse, nasip olursa daha da güzel projelerimiz olacaktır. Danıştığımız kişiler oluyor. Nasıl mesela daha etkili olabiliriz? Nasıl İznik'i daha fazla tanıtabiliriz? Mesela Tolga Bey'e ben gittiğimde Tolga Bey de fikirlerini sundu. Ortak bir şekilde bu şekilde projemizi onayladılar ve daha farklı geliştirdik projemizi. Mesela ilk olarak Nisan ayında dergide basılacak, sonra billboardlarda, televizyon reklamlarında. Aynen. Yani bu da hemen birkaç günden beri veya bir hafta, bir aylık bir olay tabii değil zaten. Belki 3-4 aylık bir onay ve yapım aşaması sürdü. Ya daha sonra Mart ayının sonunda bu iş tamamen onaylandı. Sezon açılmasıyla birlikte, turizm sezonu evet, açılmasıyla birlikte reklamlar başlayacak. Tabii ki ben İDO'yla beraber, İDO'yla görüştüm, İstanbul'a gittim kişisel olarak. Evet, onları bahsetmiştim. Projemi zaten orada anlattım, anlatma fırsatı buldum. Oradaki yönetim kurulunu, işte yöneticileri tanıma fırsatı buldum ve onlarla ileride daha farklı projelere imza atacağımızı düşündüm ve kendilerine de böyle bir söz aldık. İnşallah daha farklı projelerle de izniğimizi bir yerlere getirmeye çalışacağız. Yani ben çevremi İznik için kullanmak istiyorum. İznik için bir şeyler yapmak istiyorum. Yaşadığım bu topraklara borcumu ödemek istiyorum. Gençlerimize güzel bir İznik bırakmak istiyorum. Şu anda devam eden, aklımda olan ve paylaştığım birkaç projem var. Onunla ilgili ilerleyen dönemlerde inşallah tekrar İstanbul'a gittiğimde hayırlı haberlerle döneceğime inanıyorum. İnşallah. Peki gençlere bir tavsiyeniz var mı? Gençlere tabii ki tavsiyem var. İlk olarak bencilliği bırakacağız yani. Ben değil, biz olacağız. Kendimizi geliştireceğiz, kendimizi yetiştireceğiz. Her zaman ileriye dönük, Allah'ımız ömür verdiyse, ömrümüz yeterse ileriye dönük projelerimiz olacak. Gençlerden de buradaki öğüdüm olsun, ben de bir abiler olarak her zaman kendinizi geliştirin, projeleriniz olsun, bu projelerinizi arkasında olun ve hedeflerinizin peşinden gidin. Hedefiniz olsun, her zaman hedef çok önemlidir. Hedeflerinizin peşinden gidin. Yani kısaca Orçun Yücel'in projelerinin perde arkası çevresini kullanması diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Tabii ki bununla beraber her zaman söylüyorum. Beni bugünlere getiren, başta annem olmak üzere, Ömer Zirekoğlu'na da gerçekten minnettarım. Onu da göz ardı edemem. Çünkü benim bugünlere gelmemin tek sebebi Ömer Zirekoğlu'dur. Onun bana vermiş olduğu dersler, onun bana vermiş olduğu tecrübeler sayesinde ve onun bana tanıtmış olduğu kişiler sayesinde ben bunları yapma fırsatı buldum. Herkes belki böyle birine izin vermeyebilirdi ama Ömer Bey benim her zaman arkamda oldu. Ona da teşekkür ediyorum.
Evet, bize de teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ayrıca son bir şey daha sormak istiyorum. Siyasette belediye başkanlığı mı, milletvekilliği mi? Evet. Nasip değilim, ona da nasip değilim yani. Gönlünüzde yatan hangisi yani? Gönlümüzde yatan dediğim gibi şimdi ilk önce bu konuda arkamda her zaman duran Ömer Bey'dir. Benim gönlümde yatan yiğidim odur yani. Evet. O izin verirse, şimdi siz Ankara'ya da gidiyorsunuz, mecliste görüşmeler evet. yapıyorsunuz milletvekilleriyle, CHP ile, AK Parti ile, MHP ile bile görüşüyorsunuz. Şu anda ben konumum gereği kesinlikle hiçbir siyasi parti görüş olarak kendime yakın hissetmiyorum. Çünkü benim bugün baktığınızda CHP'de de, MHP'de de, AK Parti'de çok samimi arkadaşlarım, milletvekilleri, işte danışmanlar, çok farklı bir çevrem var. O yüzden şimdi burada bu konuda bir şey yaparsam... Tamam, çok farklı bir Ankara'da çevreniz var. İş evet. dünyasında, ticaret hayatında müthiş bir çevreniz var ama şimdi yaptıklarınız izlik için bir de Ankara'da böyle sıkı fıkı olmanız acaba milletvekili mi, belediye başkanlığı mı? Ömer Bey nereye uygun görürse ben kellemi koltuğa koydum, bu yola baş koydum. Evet. O şekilde Ömer Bey'le nerede çalışma hayatımda fırsat bulursak ben orada çalışırım. Ama tabii ki benim de bir hedefim vardır. Allah da bizim alnımıza o hedefi yazdıysa, Allah nasip ederse ben de vatanımı, milletimi hayırlı bir evlat olarak kendimi geliştirmeyi kendime hedef olarak belirledim. Öyle diyeyim. Tabii ki benim hedeflerimde ilk sıra Ömer Zeykoğlu'dur. Siyaset düşünüyor musunuz derseniz tabii ki ileride neden olmasın ki yani. Nasip olursa, Allah bize de nasip ettiyse ben de bu vatanımı... Hedefleriniz arasında var mı siyaset? Öyle sorayım. Belki ilerleyen dönemlerde olabilir. Olabilir.